Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Sahra Bebeğin ikinci partını çekeceğiz. İkinci partında ne yapacağız? Elbisesini yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci partında şu tişörtünü ve bandanasını yapmıştık. Şöyle şurada hazır göstereyim. Bunları yaptık. Birinci partta hazırladık. Şimdi ikinci partta da elbisesini yapacağız. Bebeğimizin vücudu ise arkadaşlar kırmızı başlıklı kızın vücuduyla aynı. Daha doğrusu kırmızı başlıklı kızın kıyafetlerini çıkarıp ona giydirebilirsiniz. Şöyle göstereyim burada. Bu şekilde. Her şeyi aynı. Ayakkabıları aynı. Bütün boy ölçümü aynı. Tamamen aynı vücut. Sadece elbisesini buna yeni bir elbise örmek istedim. Şöyle değişik, güzel. 3 parçadan oluşuyor. Elbisesi, tişörtü ve bandanası. İkinci partta elbisesini yapacağız arkadaşlar. Elbisesini şu üst kısımdan yapmaya başlıyoruz. Dilerseniz rengini değiştirip daha canlı renklerle de örebilirsiniz. Örmeye başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok soruluyor. Kullandığım iplerin tamamı vücudu ve elbisesi için Peria Baby Soft Cotton kullandım. Renk numaralarını da aşağıya yazı olarak yazacağım. Tığ numaram da 1.75. Bebeğimizin elbisesini örmeye 59 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincirleri çok sıkı çekmiyoruz arkadaşlar. 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 7. zincirden itibaren 53 tane sık iğne yapacağız. Birinci sırada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 tane zincir atlıyoruz. 7.ye tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zinciri saydım. 7. zincirden itibaren 53 tane her bir zincire birer tane denk gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz. Şöyle 53 tane sık iğne ördük. Şimdi ikinci sırayla devam edeceğiz. Önce bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. İkinci sıranın başlangıcında 7 tane sık iğne öreceğim. Bu arada şuradaki ipimi de alttan yürüteceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne ördüm. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektikten sonra 13 tane sık iğne atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane saydım. 14.ye batıyorum. 14.den sonra 13 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane sık iğne ördüm. Şimdi 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektikten sonra gene 13 tane atlayacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane atladım. 14.ye batıyorum. Toplamda 7 tane daha sık iğne örüyorum. 1. Şu düğümü de oradan yürüteceğim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, ikinci sırayı bu şekilde örmüş olduk arkadaşlar. İkinci sıranın sonuna geldiğimizde 27 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sırayla devam ediyoruz şimdi. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3
4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne ördükten sonra buradaki zincir boşluğuna gene 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Devamında 13 tane sık iğne öreceğim sırasıyla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane sık iğne ördükten sonra gene buradaki zincir boşluğuna 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonrasında gene sırasıyla 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. 3. sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. 3. sıranın sonuna geldiğimizde 41 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sırayla devam edeceğiz. 4. sıradan 6. sıraya kadar, 6. sırada dahil toplam 3 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 41 tane sık iğnemizi öreceğiz. Her sıra başına geldiğimizde bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. 3 sıra boyunca 41 tane sık iğne öreceğiz. 6. sırayı bitirdik. Şimdi 7. sırayla devam edeceğiz. 7. sırada ilik yeri koyacağız arkadaşlar. Bunun için 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Dönüyorum. 20 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. Geriye 20 tane sık iğnem kaldı. Sıra sonuna kadar onları da örüyorum. Sıra sonuna geldiğimizde, 7. sıranın sonuna geldiğimizde 42 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi 8. sırayla devam edeceğiz. 8. sırada gene artırmalar yapacağız. Şöyle 6 tane örüp 1 tane artıracağız. Ve sıra sonuna kadar o şekilde devam edeceğiz. 6 defa tekrar etmiş olacağız. Sıra sonuna geldiğimizde 48 tane sık iğnemiz olacak. 4, 5 ve 6. 6 tane ördüm. Bir tane artırıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 8. sırayı bu şekilde bitirdik ve 48 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 9. sırayı öreceğiz. 9. sırada gene artırmalar yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu sırada 11 tane örüp bir tane artıracağız. Sıra sonuna kadar 4 defa tekrar etmiş olacağız. Sıra sonuna geldiğimizde 52 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi 10. sırayı öreceğiz. 10. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 52 tane sık iğnemizi öreceğiz. Onuncu sırayı da tamamladık. Şimdi 11. sıraya geldik. 11. sırada bebeğimizin şu etek kısmına geçiyoruz artık arkadaşlar. Şu kısımları yapacağız. 11. sıradan itibaren trabzan örmeye başlayacağız ve artıracağız. Şöyle 11. sıranın başlangıcında 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her sık iğneye 2'şer tane trabzan yapıyorum. Ve sıra sonuna geldiğimizde 104 tane trabzanımız olacak. 52 tane sık iğnemiz vardı. Her birine çift battığımızda 104 tane sayıya ulaşmış oluyoruz.
Evet, 11. sıranın sonuna geldik. Şöyle etek kısmından bir sıra örmüş olduk. Şimdi 2 zincir çekip geri dönüyorum. 1 2 daha sonrasında 104 tane trabzanımı sıra sonuna kadar yapacağım. Daha sonra birleştireceğim arkadaşlar. Orayı da göstereceğim sıra sonuna geldiğimizde. Şimdi bu sırada 104 tane herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. 104 tane trabzanımızı örüyoruz. 12. sıranın sonuna geldim. Şimdi burada birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Tığımı çıkarıyorum. Bakın, elbisemizin düz kısmı şurası oluyor. Düz kısmı olduğunu nereden anlıyoruz? İlk ördüğümüz trabzan düz tarafına gelecek. Şöyle tığımı çıkardım. Şuradan. Şöyle tutuyorum. Ve şuradaki ilk trabzanın tepesine takıyorum. Şu ipimi de takacağım. Şu şekilde taktım ve birleştirdim. 2 tane zincir çekiyorum ve buradan örmeye devam edeceğim. 13. sırayı bu şekilde öreceğiz ve herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 13. sırada da var olan 104 tane trabzanımızın üzerine gene 104 tane trabzan öreceğiz. 13. sıranın sonuna geldim. Şimdi şöyle birleştireceğim arkadaşlar ilmek kaydırmayla ve 14. sırayla devam edeceğiz. 14. sırada artırmalar yapacağız. Şöyle yapıyoruz. 9 tane örüp 1 tane artıracağız. 2 tane zincir çekiyorum ve ilmek kaydırma yaptığım yerden örmeye başlıyorum. 9 tane örüp 1 tane artıracağım ve sıra sonuna geldiğimde 2 tane sık iğnemiz kalacak. 10 defa tekrar edeceğim bunu. Pardon, 2 tane trabzanımız şurada artmış olacak. Onu da işaret ipine kadar, pardon, başlangıç noktasına kadar öreceğiz arkadaşlar. Yani bu sırada 10 tane artırma yapmış olacağız. 9 tane örüp 1 tane artırıyoruz. Sıra sonuna 14. sırayı ördüm ve tamamladım. Şöyle bir yanlış yaptım arkadaşlar. Sonunda 2 tane değil 4 tane sayı kalacaktı. Ben tekrar 2 tane olduğunu söyledim. Şöyle 104 tane sayımız vardı. Ben hep aklımda 102 olarak kalmıştı. O yüzden burada 4 tane sayımız kalacaktı ve 4 tane kaldı. Bunu da normal bir şekilde öreceğiz işaret ipine kadar. İşaret ipi diyorum bunu, buraya da hep başlangıç noktasına kadar diyeyim artık. Evet, buraya kadar 4 tanesini ördüm ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi burada bizim 114 tane trabzanımız oldu arkadaşlar. Yani 14. sıranın sonunda 114 tane trabzana ulaştık. Şimdi buradan sonra 6 sıra daha, yani 15. sıradan 20. sıraya kadar, şöyle sayalım, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 6 sıra daha herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 114 tane trabzanımızı öreceğiz. Bir de şurada şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar bu arada. Eğer elbisenizin uzunluğuna siz karar verin. Biraz daha uzun olmasını istiyorsanız, çünkü elden ele değişebilir. Örneğin ben elbiseleri örerken elimi çok serbest tutuyorum ve belki sıkı tutsam biraz daha kısa olabilir elbisesi. Eğer siz biraz daha sıkı örüyorsanız elbiseleri, bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. O uzunluğuna onun siz kendiniz karar verin. Şöyle ben buradan sonra 6 sıra daha herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 114 tane trabzanımı 20. sıraya kadar öreceğim. 20. sıraya kadar bu şekilde ördüm 114 tane trabzanımızı. Şöyle artırmadan sonra 6 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 3 sıra daha öreceğiz. Artırma ya da eksiltme yapmadan, fakat 3 sıramızı da bloğu olarak öreceğiz arkadaşlar. Aynı 2 tane zincir çekiyorum başlangıçta. Bütün trabzanlarımı arka lobdan örüyorum. 3 sıra boyunca bu şekilde örüyoruz. Şöyle anlaşılması açısından şurada tekrar göstermek istiyorum. Bakın burada 3 sıra tamamını bloğa örüyoruz ki şu katları üzerine örebilirim. Şöyle 1, 2 ve 3.
63 sıra, 23. sıraya kadar, 21. sıradan 23. sıraya kadar, tekrar ediyorum, 3 sıra boyunca bloğu olarak örüyoruz. Elbisemizin bu kısmını bu şekilde tamamladık. Dediğim gibi burada 3 sıra olarak bloğu ördük. Şimdi ben ipimi koparacağım. Şu kısımlarını örmeye başlayacağız arkadaşlar. Buraları hangi renk yapmak istiyorsanız o renkten başlayarak şu üst kısmından öreceğiz. Elbisemizi bu şekilde tutuyoruz. Şöyle şu ilk fırfırları örmeye başlayacağız. Şöyle ipi tığa tutturuyorum bir tane zincirle ve şu ilk lobdan örmeye başlayacağım. Şöyle buraya bir tane sık iğne, pardon sık iğne ile değil arkadaşlar, ilmek kaydırmayla tutturacağım kaba olmasın diye. Evet, ilmek kaydırmayla tutturdum. İki tane zincir çekiyorum ve aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bu ipi, diğer ipi de alttan yürüteceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar, buradaki bütün loblara çift batacağız. Burada 114 tane trabzanımız vardı. Buradaki trabzan sayımız 228 olacak. Evet, bütün loblara çift batıyoruz. Fırfır oluşabilmesi için çift batmamız gerekiyor. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar öreceğiz. Dediğim şekilde bir sıra ördüm. Şimdi bunun üzerine bir sıra sık iğne öreceğim arkadaşlar. Alt sırayı da öyle yapacağız. Bir altını şuradan başlayarak açık gri ile üzerine de bir sıra sık iğne öreceğim. Sadece şu beyaz, farklı olarak beyazda üzerine sık iğne örmüyorum. Şöyle bir detay yapacağım. Onu da göstereceğim. Şimdi bunu üzerine, her bir trabzanın üzerine birer tane denk gelecek şekilde bir tane sık iğne örüyoruz. Dediğim gibi alttaki yeri de aynı bu şekilde yapacağız. Sadece beyazda farklı olarak üzerine sık iğne değil, oya detayı yapacağız. Onu da göstereceğim. Evet, şimdi diğer sıraları beraber bunu bitirdikten sonra öreceğiz aynı şekilde. Orada da aynı, her loba ikişer tane batıyorum bütün katlarda. Bütün katlar aynı, sadece tekrar ediyorum, beyaza bu şekilde sık iğne yapmayacağım. Evet, tamamını bu şekilde ördüm ve beyazın son sırası kaldı arkadaşlar. Son sırasında da daha önceden de hatırlatmıştım. Şöyle şöyle minik bir kenar oyası yapacağız son kat olduğu için. Bunun için ilk önce 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Gene 3 zincir çektim. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Şöyle. 3 zincir çekiyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkincisine ilmek kaydırmayla tutturuyoruz. Şöyle minik bir kenar oyası yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar dediğim şekilde ördüm ve tamamladım. Şimdi bu aşamadan sonra arkadaşlar elbisemizin ceplerini öreceğiz beraber. İpimi kesip içeri alacağım. Şimdi elbisemizin ceplerini örüyoruz demiştik. Daha önceden ben bir tanesini ördüm ve hazırladım. Şimdi ikincisini sizinle beraber öreceğiz. Elbisemizin cebini örmek için arkadaşlar ilk önce bir sihirli halka yapıyoruz. Şöyle sihirli halka yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Sonrasında içine 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sihirli halkamı şu şekilde kapatıyorum. Şöyle tam olarak kapatmıyorum. Şöyle yarım ay halinde bırakıyorum.
Sonrasında ikinci sırada bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her bir trabzanın üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Çift batıyorum. Yani 9 tane trabzanın üzerine çift batıyorum. İkinci sıranın sonuna geldiğimizde 18 tane sık iğnemiz olacak. İkinci sırayı bu şekilde tamamladık ve 18 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi üçüncü sırayla devam edeceğiz. Şöyle 2 tane zincir çekeceğim ve geri döneceğim. 1, 2. Geri dönüyorum. Burada 8 tane trabzan yapacağım sırasıyla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzan yaptıktan sonra 2 tane peş peşe artırma yapacağım. Yani çift batacağım 2 defa. Birincisini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Evet, 2 defa peş peşe bu şekilde artırma yaptık. Sonrasında 8 tane trabzanımız kaldı. Onların da her birine birer tane trabzan yaparak 3. sırayı tamamlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 3. sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu gri ile son olarak arkadaşlar şuradan başlangıç noktasına kadar, şuraya kadar sık iğne yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki trabzanın ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu dibine yapıyorum. Sırasıyla arkadaşlar bu şekilde çok fazla kasmadan sık iğne yapıyoruz. Ortaya geldiğimizde çift batıyoruz arkadaşlar. Şu sihirli halka yaptığımız yere iki tane, şunu da şöyle sıkacağım. Çift sık iğne battım. Sonra sırasıyla şuradaki zincirin içine batıyorum. Sonra hemen dibine. Daha sonra da buradaki zincirin içine battım. Evet, bu şekilde gri ile, koyu gri ile olan örgümüzü cepte tamamlamış olduk. Şimdi beyaz renkli öreceğiz. Şimdi cebin şu kenar kısmını yapacağız. Demiştim ben bir tanesini daha önceden ördüm, hazırladım diye. Şimdi ekru ipimi tığıma bu şekilde sabitledim ve cebi şöyle şu kısmından tutuyorum. Şuradan bir tane ilmek kaydırmayla ipi tutturuyorum. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Her bir sık iğneye birer tane denk gelecek şekilde ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle iki zincir çekiyorum atlamadan. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Sonuna kadar ördüm. Şimdi ipimi keseceğim ve düğmelerle dikeceğim. Daha sonra da elbiseye dikeceğiz. Şimdi cepleri elbisemize dikeceğiz. Şöyle yaptım ben arkadaşlar. Şuradan saydım. Şöyle 1, 2, 3. 3 tane trabzan saydım. Dördüncüye şu şekilde koydum. Şu ön kısmını da güzel ayarlamamız lazım. Şöyle. Bu şekilde alttan da 2 tane trabzan bıraktım ve bunu şimdi iğneyle tutturacağım. Kaydırmadan bu şekilde dikeceğim. Nasıl diktiğimi de göstereceğim. Emin olun hiç zor değil. Çok kolay dikişi de. Bu şekilde yaptığımızda herhangi bir kayma olmayacak. Evet, şu şekilde dikiyorum. Şuradan şu trabzanın tepesinden çıkıyorum. Daha sonrasında iki tane trabzan atlıyorum. Şöyle.
iğneyi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu dikeceğim yere denk gelmesin. Evet. Buradan taktım. Gene iki tane trabzan atlayarak şuradan çıkıyorum bakın. Böyle. Sonra aynen buradan iğnemi takıyorum. Gene bu iki tane trabzan atlıyorum. Buradan çıkıyorum. Bu şekilde dikiyoruz. Kaydırmadan şurayı da denk getirelim arkadaşlar şöyle. Ara ara şu yeri kontrol ediyoruz. Evet. İğneyi çıkarabiliriz şimdi. Elimizle bu şekilde tutuyoruz. Şuradaki kaymayı şöyle iğnemizle düzeltebiliriz. Evet. Evet, son olarak da buradan daha sonra arkadaşlar diğer tarafa geçip daha güzel bir sabitleme yapacağım. Şuraya geçeceğim. Burada tekrardan alttan geçip sabitleyeceğim. Evet. Cebimizi bu şekilde diktik. Evet. Ceplerini tamamladık bu şekilde. Şu arkadaki düğmelerini de diktim. Son olarak şu kol detaylarını yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kollarına şöyle minik bir oya yapacağız. Bunun için şu beyaz ipimi alıyorum. Tığıma bir tane zincirle sabitliyorum ve şuradan tutturuyorum. Şöyle bir tane ilmek kaydırmayla buradan tutturacağım. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Hiç atlamadan 13 defa tekrar ediyorum bunu. 1-2 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki sık iğneye bir ilmek kaydırma yapıyorum. Diğer kolu da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Elbisemiz bu şekilde tamamlanmış olacak. Evet, elbisemizin kol detaylarını da bu şekilde yaptık ve tamamladık arkadaşlar. İkinci partında burada sonuna geldik. Tişörtüyle bandanasını da birinci partta yapmıştık. Ve kıyafetlerini tamamlamış olduk Sahra bebeğimizin. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.